Bizde bilgisayardan ücretsiz sesli ve görüntülü görüşme nasıl yaparım sorusuna cevap arayacağız. Bunun için bilgisayar ortamında bulabileceğiniz aslında birçok uygulama var. Fakat bu uygulamalardan önemlisi çok kullanılıyor, stabil çok kullanılıyor olması, stabil olması ve rahat kullanılıyor olması sizin için öncelikli seçeneklerden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Öncelikle Google Plus'ın sunduğu Hangouts olarak bilinen bir uygulamayı rahatlıkla sesli, görüntülü ve metin mesajlaşma şeklinde kullanabilirsiniz. Hatta Google Plus'ın konferans olarak da birden çok kişinin bir araya gelerek konferans olarak kullanması da mümkün bir hizmet arasında. Bunun dışında kullanabileceğiniz yine Facebook'un uygulaması, yani sesli ve görüntülü sohbet edebilmek için kendisinin uyguladığı, çıkarttığı ve Facebook hesabına ihtiyaç duyduğunuz bir uygulama. Diğer taraftan bilgisayarınızda uygulama olarak kurulan ve Microsoft'a ait olan Skype uygulamasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Skype uygulaması kişisel fikrim olarak şu anda biraz karmaşık gelebilir. Yani ilk kullanımda size biraz karmaşık bir yöntemmiş gibi gelebilir. Fakat alıştıktan sonra bu karmaşıklık da ortadan kalkmış oluyor. Tabii siz kendinize ait, yani kendinizin tercih ettiği herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi en önemlilerden bir tanesi Google Plus'ın sunduğu Hangouts, Facebook'un kendi uygulaması veya Skype'ı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Skype'ı Google'a yazdıktan sonra hemen Skype'ın kendi sitesine girdiğinizde skype.com/tr Türkçe olarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve Türkçe olarak da kullanabilirsiniz. Bu bölüm içerisinden Skype'ı yükleme işlemini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok cihazda Skype'a ulaşmanız mümkün. Yani cep telefonu, tabletler, ev telefonları ki Microsoft'un telefonları bile vardı piyasada. Televizyonlarda ve akıllı televizyonlardan bahsediyoruz. Smart TV'lerden ve diğer dediğimiz oyun konsolları gibi cihazlardan da rahatlıkla ulaşmanız mümkün olacaktır. Biz bilgisayara yükleme işlemi yapacağımız için bilgisayar seçeneğini seçtikten sonra Skype'ı bugün edinin butonuna klikliyoruz ve direkt gördüğünüz gibi belirli bir dosya indiriliyor. Bu dosyayı indirdikten sonra double click ile bilgisayarımızı kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle dilimizin Türkçe olduğunu bu bölüm içerisinden seçebiliyoruz. Bilgisayar başlatıldığında Skype'ı çalıştır. Eğer Skype'ın sürekli çalışmasını istiyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Fakat ben Skype'ı kendi istediğimde açmamı istiyorum. Bunu Skype'ı kurduktan sonra da kendi özelliklerinden rahatlıkla değiştirmeniz mümkün olacaktır. Kabul ediyorum ileri dedikten sonra. Bu özellik tıkla ve konuş özelliği Skype ile birlikte browser'a kurulan bir eklenti ile birlikte gezdiğiniz sitede yani aynı anda Skype kullanıcıları ve tıkla ve konuş özelliği aktif olmuş Skype kullanıcıları hemen link olarak bulunacak ve siz bu linklere klikleyerek direkt konuşma özelliğini, sesli konuşma özelliğini aktif etmiş olacaksınız. Sesli konuşma cümlesi de nasıl bir cümle, doğru bir cümle olmayabilir. Ve aktif ediyorum. Bunun dışında arama motoru yap ve MSN'i ana sayfam yap gibi seçenekleri ben istemiyorum. Sizin de istemediğinizi tahmin edip geçiyorum. Devam et dedikten sonra artık kuruluma başlıyor. Skype'ın ilk başta standart kurulum paketini indirip diğer paketlerini internetten download ederek bilgisayarınıza kurduğu için belli bir süre internet bağlantınıza göre beklemeniz gerekebilir. Gördüğünüz gibi Skype'ı kurdu. Masa üstüne direkt olarak bir ikon ekledi. Bu bölüm içerisinden iki tane farklı hesapla giriş yapabiliriz. Skype, Microsoft almadan önce de bulunan ve çok fazla kullanılan bir uygulamaydı. Ve Skype adınız varsa direkt bu adla giriş yapabilirsiniz. Veya Microsoft hesabınızla yani bir Outlook, Live, Hotmail gibi hesaplarınız varsa da direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Önceden MSN Messenger dediğimiz bir uygulama üzerinde bu işlemler yapılıyordu. Skype'ı aldıktan sonra MSN Messenger kapandı ve aynı hesapla rahatlıkla Skype üzerinden giriş yapılarak kullanılabilecek durumda. Bunun dışında en alt bölümde yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz Skype'ı kullanmak için. Bu işlemlerden sonra artık Skype kişisi ekleyerek hemen üst bölümde görebiliyoruz. Bu bölüm içerisinden Skype bilgisini ekleyerek Skype adı veya e-posta adresini göre rahatlıkla eklemeler yapabilirsiniz. Ekledikten sonra da hemen kişiler listenizin içerisinde direkt görüp
Seçtikten sonra sesli arama yap, video çağrısı yap gibi işlemleri orta bölümden rahatlıkla yapmanız mümkün olacaktır. Mevcut durumunuzu, yani çevrim içiyim, rahatsız etmeyin, görünmez, çevrim dışı gibi özellikleri bu bölüm içerisinde de ayarlayabilirsiniz. Ve üst bölümde gördüğünüz gibi birçok özelliğe ulaşabilirsiniz. Türkçe olması sebebiyle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulama.